gibi bir ihtimal kalabilirim ama. Yani ya bir enfeksiyon oldu, ya yeter kadar sıvı almadan ona bağlı oldu. Bir de senin dokuların üstüne kaçını koyduk, hatırlıyor musun sen? Toplamda 13 taneydi sanırım, 7'sini koyduk. Yarısını koyduk, yarısını koyduk. Teknik olarak tümör dokusu taşıyabileceği için hastanın tekrar hastalığının tekrarına neden olabilir. Ama sende öyle bir şey yok. Bu oldu, belki onlar. Yeter. Bu hastamız bizim aslında üçüncü hastamız. Üç kez gebelik elde ettik. Nedir bu? Yumurtalık dokusunun dondurulup çözüldükten sonra nakli. Bunun aslında biraz farklı. Yumurta dondurmak ve embriyo dondurmaktan biraz farklı. Özellikle yüksek doz kemoterapi alan kanser hastalarında alınan kemoterapiye bağlı olarak yumurtalık rezervleri yok oluyor. Yani bu hastalar menopoza giriyor aslında. Ve bu hastaların başka şansı olmuyor. Ki bu hastalar çoğunluğu da genç yaşta bekar hastalar. Yani bunlarda embriyo dondurmak ya da yumurta dondurmak gibi seçenekler de çok söz konusu olmuyor. Bu hastalar menopoza giriyorlar. Biz bu hastalarda menopoz öncesinde bu yumurtalık dokusunu alıyoruz, donduruyoruz. Özellikle kök hücre nakli alan hastalar tamamen menopoza giriyor. Sonra hastalar yıllar sonra evleniyorlar ya da çocuk sahibi olmak istiyorlar, bize başvuruyorlar. Biz bu dokuyu, dondurulmuş dokuyu çözerek ameliyatla, laparoskopik bir cerrahiyle yine yumurtalık dokusunun üzerine veya oradaki bir boşluğa naklediyoruz. Hastanın menopozu bundan sonra geri dönüyor. Hasta adet görmeye başlıyor. Biz daha sonra bu hastaların kendi kendilerine veya tüp bebek yöntemiyle gebe kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. İşte lösemili hastalarda acaba yapılabilir mi diye dünyada çok ciddi ve yoğun bir tartışma var. Biz şimdi çok önemli bir dergide 6 tane lösemili hastamızı yayınlıyoruz. Dünya literatüründe de bu tektir aslında. Dünyada çok çığır açacak, çok fazla atıf alacak bir yayın. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin de lösemili hastalarda ovaryan doku, yumurtalık dokusunun dondurulmasının ve sonra naklinin güvenli olduğuna dair bir yayının Türkiye'den çıkıyor olması son derece önemli, çünkü çok atıf alacak, çok üst dergide yayınlanacak bir önemli çalışma. Özellikle bizim bölgede çok yaygın olarak görülen talasemi, yani Akdeniz anemisi adı verilen bu hastalıkta dondurulmuş, çözülmüş yumurtalık dokusu ile elde edilen ilk gebeliktir bu. Talasemi nedeniyle, Akdeniz anemisi nedeniyle kök hücre nakli olan ve menopoza girmiş bir hastada elde edilen, yumurtalık dokunun nakli sonrasında elde edilen ilk gebeliktir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Kök hücre nakli alacak, 17 yaşında, daha anne değil, evlenmemiş. Yani bu hastanın yumurtalıklarını dondurması için bize refer edildi. Yani yumurtalığını dondurmasak bu hastanın bir daha annelik şansı olmayacak. Artı hasta bütün ömrünü menopozda geçirecek. Çok ilginç. Daha çok genç yaşta. Daha çok genç yaşta. Bu hasta geldi, o zaman hani yine de hani bu yöntem yavaş yavaş durmaya başlanmıştı. Yumurtalığını dondurduk. Sonra yanılmıyorsam 8 yıl sonra hasta evlendi. Bize başvurdu. Geldiğinde menopozdaydı. Yani hormonları, FSH değerleri çok yüksekti. Biz dokunun nakline karar verdik. Onun için de biz özel yöntemler uyguluyoruz. Dokunun nakli sonrasında dokunun iyi çalışmasını sağlayan, dokunun uzun çalışmasını sağlayan ve bu dokudan embriyo elde etmemizi sağlayan özel tekniklerle transplantasyon işleminin yapılması lazım. Bunu yaptık. Sonra
Hasta 3 ay sonra adet görmeye başladı. Yani menopozu döndü hastanın. Sonra buradan biz tüp bebek yaptık. Tüp bebekte de oluşan embriyo genetik sağlıklı analizi... Sağlıklı yumurtalar olmaya başladı. Sağlıklı yumurtalar olmaya başladı. Sağlıklı yumurtalar ve sağlıklı oluşan bir embriyo olduğunu göstermek için bir de genetik analiz yaptık embriyoya. Yani bunu da aslında buradaki bütün tüp bebekte kullanılan yöntemlerin en üst teknolojik yöntemleri neyse hepsini kullandık. Normal genetik yapıya sahip olan bir embriyoyu saptadık. Daha sonra onun dondurulmuş, çözülmüş transferiyle bu gebeliği elde ettik. Yani burada aslında başından sonuna gerçekten çok büyük bir emek var. Türkiye'de üçüncü gebelik. Ay kızım benim. Ay kızım. Kızım benim. Ay Allah'ım.